Muhakemat 1. makale 6. mukaddeme 8 Sani Zülcelal'in Hilkati Alemde Cari ve Taksimul A'mal kaidesinden akan kanunu tekemmül ve terakkide mündemiş olan rıza ve işaretin imtisali farz iken itaat tamam edilmemiştir. Sani Zülcelal'in Hilkati Alemde Cari ve Taksimul A'mal kaidesinden akan kanunu tekemmül ve terakkide mündemiş olan rıza ve işaretinin imtisali farz iken itaat tamam edilmemiştir. Taksimul amal, iş bölümü, iş taksimi, branşlaşma, branşlara ayrılarak gelişmek ve ihtisaslaşmak anlamına gelir. Evet, Allah kainatı branşlaşma ve gelişme esası üzerine yaratmıştır. Yani insanlık maddi olarak terakki edebilmek için branşlaşma ve gelişme esasına tam tamına itaat etmek zorundadır. Bu durum kainatın kevli ve maddi bir kanunudur. Kim bu kanuna itaat ederse dünya saadetini ve gelişimini elde eder. Kim de itaat etmez ise dünyada fakir ve sefil olur. Allah insanın fıtratına kainattaki gizli hazineleri ve nimetleri elde edebilmek için birçok meyiller ve kabiliyetler vermiştir. İnsanlık bu meyil ve kabiliyetleri güzelce işleyip düzgün bir iş bölümü haline getirebilirse kainattaki hafi ve saklı olan nimetlere ve güzelliklere erişir ve onlardan tam istifade eder. Bugün Batı dünyası bunu başarabilmişken maalesef İslam dünyası buna tam ulaşamamıştır. Öyleyse gelişmek ve dünya saadetini elde etmek, branşlaşma ve gelişim kanununa itaat etmekle mümkündür. Kainatta iki türlü şeriat vardır. Birisi Allah'ın kelam sıfatından gelen ve vahiy ve peygamberler vasıtasıyla insanlığa gönderilen dinlerdir. Bu şeriatın asıl muhatabı insanlıktır. Bu şeriata uymak, yaşamak ve hayatlarıyla aksettirmek insanların görev ve vazifesidir. Diğer şeriat ise Allah'ın irade ve kudret sıfatından gelen tekvini şeriat. Yani kainata konulmuş bütün kanun ve adetullah kurallarıdır. Çekirdeğin bir sistem ile çatlayıp büyümesi, yıldızların hassas bir şekilde yörünge içinde hareket etmeleri, bütün canlıların hayat şartlarının ve rızıklarının mükemmelen tanzim ve tedbir edilmesi gibi işlerin hepsi irade sıfatından gelen şeriatın meseleleri ve hükümleridir. İşte nasıl kelam sıfatından gelen dinin hükümlerine uymak insanların ve cinlerin görev ve vazifesi ise şu irade sıfatından gelen fıtri ve tekvini şeriata uymak da yine bütün insanların ve cinlerin görev ve vazifesidir. Dinin kurallarına uymayanlar çoğunlukla ahiret hayatında ceza çekerler ama fıtri şeriata yani kainatın bilimsel yasalarına uymayanlar peşinen cezasını bu dünyada fakir ve zelil olarak çekerler. Bu mümin olsun kafir olsun fark etmez. Kainattaki adet ve kurallara uymayanların peşinen bu dünya hayatında zelil ve hakir olmaları Allah'ın değişmez bir kanunudur. İşte müminlerin ilahi irade ile kainatta konan bu kanunlara uymaları ilahi rızaya sebep olduğu sabit iken bunlara adeta uymak da farz olmasına rağmen maalesef bu itaat yerine tam getirilemiyor.